merhaba. Hepimizin yerli yersiz korkuları vardır. Mesela en korkusuz diyebildiğimiz süper kahramanların bile. Mesela yarasa adam, yarasadan korkar. Örümcek adam değil ama Örümcek Adam filminin başrol oyuncusunun iki büyük fobisi varmış. Biri yükseklik, biri örümcek. Adam bayağı korkuların üzerine gitmek istemiş herhalde rolü alarak. Biz de bir süper kahraman skeci yazmak istedik ve Tarkan'ı yazdık. Ama bu ilk aklınıza gelen Tarkan değil, şarkıcı değil. Altar'ın oğlu Tarkan. Hatırladık mı? Onu yazdık. Bakalım bizim kahramanımızın korkusu neymiş? Atakan ve Batu yazdı. Tarkan korkusuz kahraman geliyor. İyi seyirler. Yüce Hun İmparatoru ile girdiği savaşı kaybeden hain Kostok, türlü oyunlarla Tanrı'nın kırbacı Atilla'yı katakulleye getirmiş ve tüm Hun köylerini yakıp yıkmıştı. Ancak bilmediği bir şey vardı. Yüce Altar'ın oğlu Tarkan bu kıyımdan sağ çıkmış ve kurtlar tarafından intikam ateşiyle büyütülmüştü. Fokur! 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 Söyle bakalım büyücü, ne görüyorsun? Kurtlar tarafından büyütülmüş bir Türk çocuğu tarafından öldürüleceksin Kostok. Yalan söylüyorsun! Bunak ihtiyar, yalan! Aa, ne yalan söyleyeceğim be? Ne görüyorsam o deli mi ne? Başka neler görüyorsun? Hemen söyle! Hun İmparatoru, Yüce Atilla'nın kılıcı, Tanrı'nın kırbacı, Yüce Altar'ın oğlu Tarkan! Altar'ın oğlu Tarkan mı? Ben Altar'ın oğlu Tarkan mı dedim? Demedin mi? Dedim ama Yüce Altar'ın oğlu Tarkan dedim. Buna mı takılacağız şimdi? Adam seni öldürecek diyorsun, takıldığın şeye bak! Başka neler görüyorsun? Çabuk söyle! Üç vakte kadar öldürüleceksin. Ya üç vakte kadar öldüreceksin diyorum, daha ne istiyorsun ya? Vuracağım şimdi asayı kafana ha! Yalan! Yalan söylüyorsun! Muhafızlar, muhafızlar yakalayın şunu! Bırakın beni! Alçaklar, bırakın! 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 Ne yapıyorsun lan? Şimdiden hazırlıyorum kendimi. Bu saçmalamaya başladı. Muhafız, Hakan. Hakan, senin sihirli gömleğin nerede yavrum? Annem makineye atmış abi. Yahu ne demek annem makineye atmış? Ondan sonra başım beladan kurtulmuyor yavrum. Sen o işi bırak abi. Bizim tayin işin oldu, onu söyle. Hallettim. Yarın Sadık abinle beraber, ilk at arabasıyla beraber Konstantinopolis'e gidiyorsun. Konstantinopolis mi? Gece hayatı çok güzel diyorlar. Kendine muhafız ol Hakan. Sus! Çabuk! Bunu götür, zindana at. Buna ne ekmek ne de pasta. Kaderden kaçınılmaz Kostok! Kaderden kaçınılmaz! Tarkan'ın karşısına çıktığında korkudan tir tir titreyeceksin. Zaman kötü, kolla! Götür şunu! Taşı toprağı altın diyorlar abi. Fena fena, Eminönü'nde balık ekmek ye mutlaka. Fena ay. Aa, ekmeğim, ekmek teklem. Tarkan tarafından öldürüleceğini öğrenen Kostok paniğe kapılmış, adeta Yusuf Yusuf olmuştur. Tek başına Tarkan'la baş edemeyeceğini anlar ve büyücü Goşa'dan yardım ister. Goşa! Goşa! Sen çağırınca koşa koşa geldim Kostok. Söyle, nedir problem? Altar'ın oğlu Tarkan beni öldürecekmiş Goşa. Yüce Altar'ın oğlu Tarkan mı? He, Yüce Altar'ın oğlu Tarkan. Ya buna niye takılıyorsunuz siz ya? Getir artık şunu. Ne yapacağız? Nasıl kurtulacağım onu söyle. Tabii ki sevdiği kadını kaçıracağız. Harika fikir. Merak etme Kostok. Benim bu büyülü gözlerim ve saçma dansım olduğu sürece hiçbir zaman seni alt edemez. Onu bir kere göreyim yeter. Goşa, senin bir senkron mu kaydı? Ne oldu? Söylediklerini ağzın birbirini tutmuyor yavrum. Ya Türkçem biraz zayıf. Uzun cümle olunca dublaj yapıyorlar. Harika fikir. Haydi gidelim. Kostok hain planını tıkır tıkır işletmekteydi. Tarkan'ın sevdiği oba kızı Ecem Hatun'u kötü kalpli, yersiz gülen adamların eline düşürmüştü. Ya üç yıl Erasmus yaptım, böylesini görmedim ya. Bir de Türk kadını spor yapmaz derler.
Şuna bak. İlik gibi mübarek. Pilates'e başladım da ben bu hafta. Bırakın beni be. Yok mu beni kurtaracak bir yiğit? Buradayım kalleş köpekler. Köpek mepek ayıp ediyorsun ama. Sana demedim oğlum. Sen kurtsun. O konudan da pek emin değilim. Beni yiyorsun gibime geliyor. Sırası değil şimdi. Baksana kızı kaçıracaklar. Oo, manyağa bak. Dağın tepesine çıkmış yine. O gelene kadar biz bunu her türlü kostuğa götürürüz. Bir şey soracağım ya. Biz niye her şeye gülüyoruz? Ve pozitif adamlarız. Şu mesafeyi bir türlü ayarlayamıyorum. Bir daha bu kadar uzakta durmayacağım. Ya bırak her defasında aynı muhabbet. Sen poz keseceksin diye kızı kaçırdılar işte yine. Bir an evvel peşlerinden gidelim. Atıl kurt! Ha, atıl atıl kolaydı. Karnım aç benim, karnım aç. Doğru dedin. Aç köpek koşmaz. Ya az önce ne konuştuk? Vallahi dişleyeceğim ha. Tamam, tamam. Bu koşuşturma benim de karnımı acıktırdı. En iyisi hana gidelim de biraz protein alalım. Atıl kurt! Bak yine ya! Kahramanlarımızın yolculuğu her daim tehlikeli ve zorluydu. Sonunda hana varan ikili o anda, o handa, ahanda haçlarla karşılaşır. Buyur beyim. Ne alırsınız? Bize acılı kanat getir. Otuzlu, kova. 5 sikke farkla büyük seçim olabilir. Olsun. Sos da getir. Ekstra sikkeye girer, haberiniz olsun. Sikkemiz de olmaz. Sen getir. Buyurun beyim, ne istersiniz? Bana ve kurda kuzu butu. İçecek olarak da kımız getir. Hemen beyim. Ya ben kımız içmiyorum. Ben de gaz yapıyor. Aha, şuna bak Antonianus. Biz tavuk eti istemiştik, balık eti geldi. Hamsi! Bırakın beni, bırakın. Bırakın alçak adamlar. Ay, ay, ay. Bak. Bana bak, rica edeceğim olay çıkarma. Bak, yemeğimizi yiyip gideceğiz, tamam mı? Bu duruma sessiz kalamam. Bırakın kızı! Sen kimsin lan, tüsiklet? Kim olduğum önemli değil. Bırakın kızı dedim. Sen bize şekil şükür mü yapıyorsun lan? Bizans çocuğuyuz lan biz. Atıl kurt! Vallahi ben karışmam. Her defasında sen kızı götüreceksin diye ben kendimi riske atıyorum.
İş başa düştü. Savunun adiler. Ya senin şu yaptığın 3 yaşındaki çocuk yapmıyor. Namusumu kurtardın. Buralarda senin gibi bir yiğit bulunmaz. Söyle, kimsin sen? Hun devletinden Yüce Altar'ın oğlu Tarkan'ım. Tarkan mı? Ne? Tarkan mı? Tarkan mı? Tarkan mı? Aa, merhaba, ben de Kurt. Tarkan diyor ya, hep atıl atıl, o benim. Ne oluyor? Abi, biz senin Tarkan olduğunu bilseydik sana bulaşmazdık ya. Buyur abi, kartımı takdim edeyim. Haçlı organizasyon. Her türlü sefer itinayla düzenlenir. Bize müsaade. Söyle bakalım yiğidim, nereye gidersin böyle? Hain Kostok ve Büyücü Goşan'ın elinden aldığı sevdiğimi kurtarmaya gidiyorum. Onları kılıcımın karşısında tir tir titreteceğim. Hatta ağızlarına sıçacağım. Madem alacaksın öcünü, haydi durma, göster gücünü. Ocakta yemeğim vardı. Ben yemeğe bakayım. Aslında bu mücadele öncesinde biraz güç toplamaya ihtiyacım olacak. Gel, sana suite odamızı hazırlayacağım. Memnuniyetle. Atıl Kurt. Hep atıl kurt zaten. Hiç katıl kurt yok. Hiç benle takıl kurt yok. Ben gidiyorum ya. Ne halim varsa gör. Kuzeye kızak çekmeye gidiyorum ben. Kurt, kurt. Ya bırak ya. Hay Allah. Terbiyesizlik mi oldu? Yok, o beni bulur. Hem zaten o kurt değil, biliyor musun? Hadi canım. Ha, kırma, barınaktan aldım. Ama satın alma, sahiplen. Güzel. Tarkan'ın nefes kesin mücadelesi süre dursun. Hain Kostok ve Goşa, Ecem Hatun'a türlü işkenceler ediyordu. Haydi, şimdi gelsin de kurtarsın benim elimden seni, o tüylü bamya. Göreceksin hain Kostok. Tarkan senin yanına koymaz bunu. Sus kız. Şimdi kim bilir hangi anda hangi adamla beraber... Aha geldi. Ben sizi öldürmedim lan. Abi yani bütçe yetersiz. Başka figüren kalmadı abi sette. Yormayın beni. Tarkan! Tarkan! Goşa! Goş! Göster gücünü! Merak etme. Gözlerime bak Tarkan. Aman yarabbi! Olmuyor! Gözlerine bir şey takmış. Gözlüklerim pazardan, Göktengri korusun nazardan. Şimdi senin o kancık gözlerini oyacağım Goşa. Sıra sana geldi hain Kostok. Tarkan yapma. Gök Tengri, bana güç ver. Tarkan, beni kurtardın. Evet bebeğim. Topla bavulunu, tatile gidelim. Evlenmeden olmaz ki. Hem babam izin vermez. Ama bak çeyizim hazır. Haydi evlenelim. Evlenmek mi? Sigortalı işim bile yok. Hanlarda yatıp kalkıyorum. Köpeğe bile zor bakıyorum. Hem birbirimizi tanımıyoruz bile.
16 yıl oldu Tarkan. Bak Ecem Hatun, en korkusuz kahramanların bile bir korkusu olur. Benim bağlanma fobim var. Bağlanma fobisi mi? O ne be? Vallahi şimdi buldum. Allah seni kahretmesin. Ben de seni adam sanmıştım. Al şu tek taşını. Ben sana tek taş almadım ki. Tek taşımı kendim almıştım ben. Bak gel şu işin bir adını koyalım. Tamam mı? Bak anne, aynı anneden büyüdük. Bunu biliyoruz. Bak herkes gider, ben kalırım. Anladın mı? Al şunu da. Senden iyi dostum yok. Bunu anladım kurt. Bu koşturma benim karnımı acıktırdı. Haydi gidelim de handa biraz protein alalım. Evet. Atıl kurt! Ya bittin sen, gel. Kurt değil miyim? Isıracağım, gel.